Merhaba arkadaşlar. Bugünkü programımızın konusu Haniye suikasti. Haniye suikasti neden İran'da oldu? Neden Haniye'ye oldu? Ve bu süreçler içerisinde de Orta Doğu'da neler planlanıyor? İsrail'in amacı ne? İsrail durumun içinde miydi, değil miydi? Amerika bölgede aktif miydi, değil miydi? Bunları da biraz temas ederekten günümüzü anlamaya ve yakın gelecekte de neler olabilir? Bunları ifade etmeye çalışıyor olacağız. Evet, Haniye suikastine baktığımızda ne için İran'a davet edilmişti? Mevcut İran Cumhurbaşkanı'nın yemin töreniyle beraber oradaki kutlamaya eşlik etmek ve kendisini de tebrik etmek için oraya gitmişti. Ama unutmayın, aynı zamanda Lübnan Hizbullah'ının lideri olan Nasrallah da ben de İran'a gelip yeni Cumhurbaşkanı'nı tebrik etmek istiyorum dedi. İranlı yetkililer kendisine hangi cevabı verdi? Hayır. Senin gelmeni istemiyoruz. Çünkü senin güvenliğini korumak anlamında zorluk yaşamayla alakalı istihbaratımız var. O yüzden sen Lübnan'da kal, yerinden ayrılma ve bu sebeple de İran'ı zora sokma dediler. Peki bunu neden dediler? Bunun arkasında başka bir plan var mıydı, yok muydu? Gelseydi ne olurdu, ne olmazdı? Bunun cevabını hemen verelim. Çünkü Haniye suikastinin başarılı bir şekilde İçeri'deki İranlı istihbarat faaliyetleriyle işbirlikli olduğu anlaşılmaması için veya Haniye suikastinin gerçekleştirilebilmesi için Haniye'nin gelmesi, Nasrallah'ın gelmemesi lazımdı. Nasrallah'ın gelmemesiyle alakalı en önemli temel sebep neydi? İkisi de orada bulunsaydı nerede konaklayacaktı bunlar? İkisi de mevcut devrim muhafızlarının o binasında konaklayacaktı. Peki Haniye'ye ayrılan süit Nasrallah gelseydi Nasrallah'a mı verilecekti? Ve bu sebepten dolayı da Nasrallah'a verilecek olan o odada Nasrallah kalsaydı acaba patlama Nasrallah'a dönük mü olacaktı? Veya hedef Haniye olduğu için patlama gerçekleşmeyerek oradaki operasyon sekteye mi uğrayacaktı? Nasrallah'ı bu sebeple gelmesini istemeyen İranlı yetkililer Nasrallah gelseydi nerede konaklayacaktı sorusunun cevabını vermeleri lazım. Çünkü o suitteki yatağın altına patlayıcı koyuldu. Yoksa İran'ın devlet anlamında yapmış olduğu saldırı biçiminin yakın menzilde, yani kısa mesafeli bir menzilden ateşlenen füzeyle gerçekleştiği söylemi kati anlamda İran'ın kendi içindeki işbirlikçi tutumun kamusal anlamda ifşasının olmamasına dönük olarak yapılan bir açıklamaydı. Çünkü bunu yapmak zorundalardı. Eğer ki gerçekten binanın içine yerleştirilen bir bombayla bu patlama gerçekleşti deseler herkes ne üzerine İran'ı suçlayacaktı? E kardeşim, sen devrim muhafızlarının binasının kontrolünü bile yapamıyor musun? Nasıl bir bu istihbarat zaafidir, güvenlik zaafidir diye sorgulanmayacak mıydı? Ve bu sorgulanma sırasında bu bile isteye istihbarat ve güvenlik zaafiyeti oluşturulduğu cevabını vermeyecek miydi? Yani olayın içinde İranlı yetkililerin aleni olduğu deşifre edilmiş olmayacak mıydı? Olacaktı. O yüzden de 2 gün boyunca sözde devrim muhafızları binasından görüntü servis edilmedi. Binanın durumu nasıl? Nerede hasar var? Bu hasarın giderilmesiyle alakalı bir çalışma yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Hiçbir görüntü verdirtilmedi. Ama daha sonra verilen görüntüde ilgili bombanın patlamış olduğu alan bir setle orası kapatılmış ve o görüntüler servis edildi. Ve burada da şunu soruyoruz. Gerçekten kısa menzilli dediği için resmi açıklamada İran, demek ki içeride İran'ın kontrol edemediği sınırlardan içeriye girmiş olan ajanlar mevcut. Ajanlarla birlikte içeriye silah sokulmuş. Bunu da söylemiş oluyor İran aslında. Peki bu sınır güvenliğiyle alakalı, biz tabi roketlemeyle ilgili yaptığı açıklamaya katılmıyoruz. Tam anlamıyla ilgili suikast girişimi Haniye'nin yatağın altına koyulan bombayla oldu. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü düşünün arkadaşlar.
dışarıdan bir füzeyle veya bir drone'la, yani sonuçta dışarıdan gelen bir müdahaleyle bir patlama gerçekleşseydi, orada ölmüş olanlar arasında sadece Haniye ve Haniye'nin koruması mı olurdu? Hayır. Diğer başka devrim muhafızı yetkilileri, personeli de olurdu. Şimdi bunların hiçbiri ölmüyor. Sadece Haniye ile Haniye'nin koruması ölüyor. Zaten soru işareti buradan kaynaklanıyor. O zaman şuna da bakması lazım veya şuna da cevap vermesi lazım İranlı yetkililerin. Eğer bir dışarıdan müdahale varsa, o ilgili suit katında, kapının önünde veya arkasında hiçbir devrim muhafızı personeli yok muydu? Yara bile almadılar mı? Yani bu kadar mı hedef odaklı çalıştı birileri diyelim? O yüzden bunu bize anlatmasın İranlı yetkililer. Kendi içlerindeki ne kadar çok içine, yani kendilerinin içlerine sızmış olduğu, bize göre sızma değil tabii, işbirlikçi olduklarını anlamamız lazım. Çünkü bu operasyonlar yapıldıktan sonra gene aradan 48 saat geçti. İran'ın kendi resmi haber kanallarından hangi açıklamaların geldiğini duyduk biz. Devrim muhafızlarının da içerisinde olmuş olduğu toplamda İran güvenlik personelinin 20'si kadarı tutuklandı diyor. Demek ki resmi anlamda içeride bir işbirliği halinde olan gruplar var. Sen de o yüzden tutuklama yapıyorsun. Kendince şüpheli gördün. O şüpheyi gidermek üzere de bunları tutukladın, sorgulayacaksın. Aldığın cevaplara göre de hareket edeceksin. Peki bu niye İran'da oldu? Herkes soruyor şimdi, değil mi? Niye İran'da oldu da Katar'da olmadı vesaire. Şimdi İran'da olmasının temel sebebi şu. Bakın, İran bitik bir ülke. Ekonomik anlamda gerçekten bitik. Bölge itibariyle gerçekten yalnızlaştırıldı. Ve yine Lübnan gibi, Irak gibi, Suriye gibi, işte Ürdün gibi bitik bir ülke. Ve İran en çok neyi biliyor? Yıllardır anlatıyoruz. İran'ı böleceklerini çok iyi biliyor. İran'ı böleceklerini İran bildiği için, zaman kazanmak anlamında Molla düzeninin de devam edebilmesi için dışarıdan gelecek olan tavizlere veya işte emirlere uymak zorunda kalıyor. Uymak zorunda olduğu için de birileri ne dedi? Haniye geldiğinde infaz edilecek. Bu sende olacak. Ve sende olursa bu gibi operasyonlar, biz de Mollar rejiminin kısa vadede de olsa devam etmesine imkan sağlarız. Ama her an ülkeyi içeriden karıştıracak bir dünya adamımız içeride. Devrim muhafızlarının da içinde. Ve hatta İranlı yetkililer bile bize çalışıyor mesajını bu anlamda verdi. Burada Hamanay'ın bile ciddi anlamda sorgulanması lazım. Bu kadar çok ülkende sorunlar oluyor. Cumhurbaşkanı öldürülüyor. Misafir ettiğin bir başka siyasi lider öldürülüyor. Ama sen içeride ciddi anlamda hiçbir sorumluluğu almıyorsun. Hamane için burada normalde bu olan operasyonlar neticesinde olayın iç yüzünü tam anlamıyla çözemez. Ve çözdüğü, ifade edildiği bir ortam varsa bile, gerekli müdahaleyi karşıya daha ağır şartlarda baskılayıp oraya saldırı gerçekleşemezse, bu dini lider Hamane'nin başarısızlığı o zaman görevinden çekilmesini gerektirir. Bunların olması lazım. Çünkü sen başarısızsın. Ama bunlar olmuyorsa, sen hala yerinde sağlam bir şekilde duruyorsan, o zaman dışarıyla işbirlikçilik tavrın netleşmiş olur. Peki sınır ihlalleri var mı yok mu? Yani bu kadar ajan İran'a nasıl giriyor? Nereden giriyor? Azerbaycan ile İsrail arasındaki ilişkilerin sıkı fıkı olduğunu asla unutmayın. Bizler de yıllardır söylüyoruz. Belgesine kadar yayınladık, değil mi? Ne dedik? İsrail Meclisi'nde 32 milletvekili imzasıyla İran'ı bölmeyle alakalı yapılacak olan her türlü operasyonda İran Türklerini, yani İranlı Azerbaycan Türklerini kullanacağız. Azerbaycan'la ilişkilerimiz bu sebeple sıkı fıkı olmak zorundadır diye adamlar belgeyi imzaladılar ve biz de bunu katıldığımız programlarda uzun zamandır anlatıyoruz. Bir kere daha gösteriyoruz bakın belgeyi. Bunlar öyle afaki olan konular değil. O yüzden de neyi bilmemiz lazım? Azerbaycan ile İsrail arasının ne kadar iyi olduğunu bilmemizde fayda var. Çünkü bakın, Azerbaycan hiçbir şekilde Haniye suikastı sonrasında ne yas ilan etti, ne İsrail'e lanet okudu, hiçbir şey yapmadı.
Kazakistan yapmadı, Özbekistan yapmadı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir yapmadı, KKTC bile yapmadı. Bize ne oluyor Türkiye olarak değil mi? Biz yas ilan ettik, lanetliyoruz İsrail'i, onu diyoruz, bunu diyoruz. Ne değişiyor? Hiçbir şey değişmiyor. Biz de o yüzden şunu anlatıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar artık bu milletin gazını almayla alakalı meydanlarda toplanalım. Yok İsrail'e lanet okuyalım demenin bir anlamı yok. Ya adam gibi işinizi yapacaksınız, gerekli fiziki müdahalede bulunacaksınız veya işte çeşitli ajan faaliyetleriyle, istihbarat faaliyetleriyle onların en can alıcı noktalarını tespit edip vuracaksınız. Bu kadar basit. Ama siz gerekeni yapmıyorsunuz. Gerekeni yapmadığınız zaman da toplumun gazını almak üzere politikaları hayata geçiriyorsunuz. Veya projeleri hayata geçiriyorsunuz. Bu olmaz ki. Bakın 1 Ocak 2024 yani yılbaşından hemen sonraki ilk gün tatil olduğundan dolayı sabahın erken saatlerinde insanları nerede toplamıştınız? Galata Köprüsü'nde insanları topladıktan sonra orada insan bir gazını attırdınız. E şimdi daha yeni Ayasofya önünde gene topladınız milleti. Ne değişti? Değişen neydi biliyor musunuz? Galata Köprüsü'ndeki kalabalığı Ayasofya önünde toplayamadınız. Kalabalığın sayısı düştü. Değişen bu oldu. Çünkü artık toplumda sizin İsrail'e karşı tutumunuzun tamamen yersiz olduğunu, söylemlerinizin içinin boş olduğunu görüyor. Gördüğü için de bu gibi davetlere koşa koşa gelmiyor ki orada da davette ne dediniz Ayasofya davetinde? Haniye'nin çağrısı dedi. Hayır efendim o Haniye'nin çağrısı toplanılmadı. Bu TÜGVA'nın çağrısı ile, Selçuk Bayraktar'ın çağrısı ile, Bilal Erdoğan'ın çağrısı ile insanlar oraya geldi. Bakın bu kadarı geldi. Bu kadarı geldi. Daha fazlası gelmedi. İşte ivme düşüyor. O yüzden inandırıcılığınız da azalıyor. İnandırıcılığınızın artmasını istiyorsanız somut fiziki adımlar atacaksınız. Hiçbir şey yapmıyorsunuz ama slogan atıyorsunuz. Bu olmaz. Şimdi Azerbaycan'a dönersek. 2009'dan itibaren Azerbaycan sınır güvenliğiyle alakalı ekonomik, yani elektronik istihbaratı kime devretti? İsrailli elektronik savunma sistemleri firması olan, şirketi olan Elbit sisteme devretti. Ve bugün de hala Azerbaycan sınırıyla yani İran sınırıyla arasındaki güvenliği Elbit firması yapıyor. Ve buradaki sınırdan geçenler kimler oluyor ekseriyetle? İşte Amerikan ajanları, İsrail ajanları vesaire. Şimdi bunlar buradan içeri giriyor. Kuzeyden içeriye giriyorlar. E bir de içeride yani İran'ın içinde de istihbarat anlamında adamları varsa, oradakileri satın aldılarsa onlar da sınırdan içeri girenleri göz yumuyor. Göz yumdukları içinde ne oluyor? İçeride bakın bu gibi operasyonların yapılması kaçınılmaz oluyor. Ve operasyonun adı ne biliyor musunuz? Yani Haniye suikastinde yapılan operasyonun adı ne? Bakın bunu kimseden duyamazsınız. Operasyonun adı Olimpiyat. Bakın operasyonun kod adını söylüyoruz. Olimpiyat. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü kullanılan taktik Olimpiyat döneminde kullanılan taktiğin aynısı. Peki hangi olimpiyat döneminde kullanılan taktiğin aynısı? 72 olimpiyatlarında biliyorsunuz, 72 Münih olimpiyatlarında biliyorsunuz, İsrailli sporcular Filistin Kurtuluş Örgütü üyeleri tarafından baskına uğramış ve katledilmişti. 76 yılında kurulan İsrail istihbaratıyla alakalı bir birim oluşturuldu. Bu birimde tespit etmiş olduğu o günkü hem teröristleri hem de failli destekleyenler yani azmettirenler kimlerse onları tespit edip infazlarını sağlamak üzere bir ekip kurulmuştu. Bu ekibin infaz etmiş olduğu işte pek çok yöntemler var. İşte kimisini kurşunlayarak öldürüyor, kimisini saatin içine koyulan bombayı patlatarak öldürüyor, kimisini aleni bıçakla boğazını keserek öldürüyor. Ama bir tanesinin taktiği tam anlamıyla yatmış olduğu yatağın altına yerleştirilen bomba taktiğiydi. Ve bu bombayı taktiğini kime karşı kullanmışlardı? Kıbrıs'ta yakalamış oldukları, yani Kıbrıs'ta olduğunu tespit ettikleri 72 olimpiyatları sırasındaki azmettiricilerden birinin olimpik otelde kaldığını öğrendiler. Olimpik otelde kaldığını görenler, öğrenenler derhal otele sızdılar. Bu otelde bakın Kıbrıs'ta oluyor unutmayın.
Otele sızdılar. Otelde kişinin kalmış olduğu yatağın odaya girip yatağın altına bombayı yerleştirdiler. Ve daha sonra dışarıya çıkıp kişi odasına geldiğinde ışıkları söndürüp yatağa yattığında bombayı patlattılar. Ve otelde sadece kişinin yatmış olduğu odanın patladığını gördük. Otel ayakta. Alt kat, üst kattaki hiçbir dairede sorun yok. Yani otel odasında sorun yok. Ama sadece kendisinin kaldığı o odanın olduğu yerde hasar vardı. Aynı görüntü işte bugün Haniye'nin kalmış olduğu o devrim muhafızlarının binasındaki hasarla aynı değil mi? Bina sapasağlam ayakta ve sadece ölüler arasında kim var? Operasyonla muhatap olan kişiler var. Yani Haniye ve koruması. İkisi haricinde kimse ölmüyor. O yüzden de bugün kullanılan bu taktik operasyonun kod adı olarak Olimpiyatı kullandılar. Geçmişe bir atıf yaptılar. Geçmişe atıf yaptıkları için de operasyon adı, kod adı Olimpiyat. Bunu asla unutmayın diyoruz. Öyle bizden başka da bunları söyleyecek olanlar kolay kolay ekranlarda çıkmaz. Peki bazıları soruyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza da madem ki birileri anlatıyor, biz de söyledik çünkü geçmişte ne dedik? Suikastler dönemi başlayacak. Şimdi bu olunca da biri siyasi suikastler de başlayınca da hemen akılları tabii ki doğal olarak Sayın Cumhurbaşkanımız da geliyor. Acaba diyorlar Sayın Cumhurbaşkanımıza da suikast olur mu olmaz mı? Biz de diyoruz ki illa bir bombayla vesaireyle müdahale etmelerine gerek kalmayabilir. Neden? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın herkesin artık bildiği gibi bir sağlık sorunu var. Bu sorunla alakalı bazen ekranlar önünde de yaşamış olduğu anlar ekranlara yansıdı. Yani sorunlar yansıdı. Burada özellikle neye dikkat edeceğiz? Onun sağlığıyla alakalı görevlendirilmiş olan sağlık personeline bakacağız. Biliyoruz çok da ciddi bir kaynağımızdan da öğrendiğimiz üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın doktorlarının tamamı mason. Bakın mason. Yani illa dışarıdan bir kurşunla, bir bombalamayla, füzeyle vesaire, drone'la muhatap olunmasına gerek yok. Birileri karar verirse ve bu kararlar biraderler aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın doktorlarına gelecek olan bir emirle hadi harekete geçiyorsunuz vesaire denilirse bu sağlık konusuyla da alakalı operasyon Sayın Cumhurbaşkanımız yapılabilir. O yüzden de diyoruz ki Allah muhafaza. Sayın Cumhurbaşkanımız derhal, artık ona bunu iletecek olanlar kimler olursa da olsun fark etmez ama bir şekilde haberdar edilmesi lazım ve en yakınındaki sağlık personelleriyle alakalı ciddi istihbarat çalışması yapılması lazım. O yüzden bunları anlatıyoruz ve çok mu tesadüf oluyor? Bakın düşünün. Şimdi bakın bunu da Türkiye'de ilk defa duyuyorsunuz. Önümüzdeki 2025 yılında Avrupa'daki büyük üstatlar toplantısı, yani Avrupa'daki masonların büyük üstatlarının toplantısı 2025 yılında İstanbul'da yapılacak. Neden? Neden? Bir olayın kutlamasına dönük mü veya bir olayın planlanmasına dönük bir toplantıyı yine İstanbul'da mı yapacaklar? Bunu neden yine İstanbul diyoruz? Çünkü 15 Temmuz'un da biliyorsunuz darbe girişimi gerçekten bir darbe girişimiydi. Bu darbe girişimiyle alakalı planlama nereden yapılmıştı? Yine İstanbul'da Büyükada'da yapılmıştı. CIA'in Türkiye istasyon şefliğini yapan Henry Barkey o dönemde Büyükada Splendid Otel'de bu planlamada işte karargah kurulmuş. O karargahta an ve an operasyonu yönetirlerken ki halde olduklarını biliyoruz değil mi? Şimdi bir benzeri 2025'te Avrupa'daki büyük üstadların toplantısının İstanbul'da yapılması neyin hazırlığı? Bakın bunları Türkiye'de kolay kolay kimseden duyamazsınız. O yüzden bu bilgilerin hiçbir şekilde yabana atılmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu anlamda bilgiyi artık nasıl ulaştırırlarsa ulaştırsınlar diyoruz. Bir de tabii ki insanların, tüm dünyanın kadrajı şu anda Orta Doğu'da.
Mezopotamya'da burayı görmekteyiz. Yani herkes buralarda yeni yeni suikastlar bekliyor. Özellikle yeni seçilecek olan Hamas'ın siyasi liderleri arasında kimler gözüküyor? Ya Halit Meşal olur derler veya işte sürpriz olursa da Sinvar olur diyorlar. İkisinden birine de bir suikast gelebilir diyorlar. Çünkü listede onlar da var diyorlar. Diğerleri öldürüldü. Bu ikisi kaldı. Ama biz de diyoruz ki herkesin gözü doğuya çevrilmişken batıya da bakalım. Avrupa'nın doğusuna bakalım diyoruz. Eğer bizim tahminimize göre birileri madem suikastler dönemini başlattık aradan şunu da çıkaralım diyebilirler. Aradan şunu da çıkaralım dedikleri kişi kim olabilir? Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a da bir operasyon yapılırsa kimse şaşırmasın diyoruz. Çünkü şu anda Avrupa Birliği içerisindeki birliğe karşı tek aykırı ses çıkaran Macar Başbakanı. O yüzden de onun da muhtemelen listede bir yerlerde isminin olduğunu düşünüyoruz. Ve bu sebeple de kendisine bir operasyon yapılırsa da kimse şaşırmasın diyoruz. Hani çok da konuyu uzatmayalım. Çünkü İran, niye İran diyoruz? İşte yıkılacağını biliyor, bölüneceğini biliyor ama bu sebeple de biraz da olsa zaman kazanmaya çalışıyor rejimi uzatabilmek için. Rejimi uzatabilirlerse, çünkü uzatabilmeyle alakalı birileri onay vermiş ki operasyon İran'ın içerisinde yapılıyor. Bunları görebiliyoruz. Bu onay aldıkları zaman kazanma süreci kimi bir bakıma bölgede güçlendirecek? İsrail'i. Çünkü Amerikan Kongre konuşmasına gitmiş olan Netanyahu, ne diye bağırmıştı orada? Bizim de artık dedi Arap Yarımadası'nda, Orta Doğu'da NATO vari bir askeri düzen kurulmamız lazım dedi. Bu askeri düzen kurulacaksa o zaman bu askeri düzenin kurulabilmesi için bir tane düşmanın da belirlenmesi lazım. Nasıl ki NATO kurulurken Rusya'yı düşman belirledi, o günden bugüne hala Rusya NATO için tehdit oluşturan bir ülke olduğu ifade ediliyor ve NATO genişliyorsa şimdi bölgede de bir NATO'cuk kurulmak isteniliyor. Bu NATO'cuk içinde bir düşman belirlenmesi lazım. İşte o düşmanın da İran olarak gösterilmesiyle beraber bölgedeki diğer Müslüman ülkelerle İsrail'in oluşturabileceği bir NATO'cuk planlanıyor ve bu sayede ancak hayata geçebilir. İran'ı düşman gösterebilirlerse, İran'ın düşman tavırlarını ortaya koyarlarsa ve işte bu İran'ın düşmanca tavırlarından dolayı bölgenin güvenlikli hale gelmesi gerektiği tespit edilir ve bölge bir NATO'cuk kurulabilir. Suudi Arabistan'ı düşünün, daha önce de açıkladık, yine söylüyoruz işte. Biden'a dönük olarak neyi söylemişti? Bize Amerikan silahları teslim et, Amerikan silahlarını teslim edersen biz de İsrail'i devlet olarak tanırız demekti. Bu ne demek? Ona silah ver, buna silah ver, bölgede zaten ufaktan bir NATO'cuk oluşturulmayla alakalı altyapı hazırlanıyor demektir. Ve düşünün, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün gibi ülkeler İsrail'le bölgede bir NATO'cuk kurmayla alakalı çok hevesli. Bu diğer Müslüman ülkelerin de hiçbiri İran'daki Haniye suikastıyla alakalı İsrail'i zaten yaftalamadı. Ağızlarını bile açmadılar. Kendi sosyal medyamıza paylaşmıştık. Birleşik Arap Emirlikleri'nden olan bir gazeteci, yani 500 bin takip sayısına ulaşmış olan bir gazeteci ne demiş Netanyahu'ya? Ellerinize sağlık, şimdi sırada Yemen'dekilerle uğraşın diye oraya da bir hedef belirliyordu. Yani Haniye'den dolayı teşekkür ederiz. Hadi Yemen'e de bir operasyon yapın. Oradakileri de katledin. Biz de sizi tebrik etmeye devam edelim. Bakın, ölen Müslüman, hani buradaki arka planı tartışmıyoruz ama ölen Müslüman, öldüren Yahudi, tabi Amerika'sını falan şimdi söylemiyoruz. Hani görünürü söylüyorum sadece. İşte Yahudi ama Müslüman kimi tebrik ediyor? Yahudi tebrik ediyor. Ellerine sağlık diye. Yani bu Müslüman dünyadan bir cacık olmaz. Daha önce de söyledik, yine söylüyoruz. Bu cenaze bu cemaatle kalkmaz arkadaşlar. O yüzden Müslüman dünyasının topyekün anlamda uyanışa kalkabilmesi için, uyanışa geçebilmesi için ciddi anlamda bir ülkenin güçlenip liderlik pozisyonunda olması lazım. Türkiye de şu an için bu konumda bile değil. Türkiye'de bu konumda olamadığı için ekonomik anlamda zor durumdayız. Bunun üzerine Instagram olayı da geldi. Piyasalar açıldıktan sonra Instagram kapalı olmaya devam ederse, ekonomik anlamda bunun etkileri görülürse biz kimi dönüp bir bakıma da olsa eleştireceğiz? Mevcut kararı alanların. Çünkü bizim şu anda bu atarı yapacağımız dönem değil.
Sayın Cumhurbaşkanı daha yeni söylemedi mi ya? Bölgedeki faaliyetleri engelleyebilmek için, yani Müslümanlara dönük olan zulümleri vesaire engelleyebilmek için güçlenmemiz lazım dedi. E sen kendin söylüyorken güçlenmemiz lazım gerekiyor diye daha güçlenemeden bu gibi atar gider yapmanın bir anlamı var mı? Yok. O zaman ne yapman lazım? Köprüyü geçene kadarki taktikle beraber onlarla beraber paralel bir politika izliyormuş gibi arkadan hazırlığını devam ettirmen lazım. Sen bunu da yapmıyorsun. Niye? Çünkü yapamıyorsun. Ekonomik anlamda bitiyiz biz de. O yüzden istihbarat anlamında birilerini desteklemek istiyorsan veya birilerini karşı casus olarak kullanabilmek istiyorsan para vermen lazım. İstihbarat demek para demek ya. Paran yoksa ne kendi istihbarat personelini besleyebilirsin ne de karşı istihbarat ajanını kendine bilgi versin diye besleyebilirsin. O zaman temel unsur güçlenmemiz. Ekonomik anlamda güçlenmemiz. Bunu yapamıyorsak o zaman yapmak için yani ekonomik anlamda güçlenmemiz için politikalar oluşturmamız lazım. Bunları yapabilirsek güçleniriz. Bunları yapamazsak güçlenemeyiz. Burada bir de neye baksınlar? İran'daki o devrim muhafızları arasında tutuklananlar var ya hemen banka hesap bilgilerine baksınlar. Veya bunlara en yakın olan kişilerin hesap bilgilerine baksınlar. Banka hesap bilgilerine baksınlar. Bir para transferi var mı? Veya normalin dışında bir bunların harcamaları, para transferleri, kasalarındaki bir nakit yani rakamsal anlamda bir hareketlilik var mı yok mu? Buna baksınlar. Buradan çözülür çünkü olay. Ama bakalım bizlere neler söyleyecekler. Eğer İran'da bazı konularda ayak sürtmeye başlarlarsa bu patlamanın tamamen binanın içinden gerçekleştiğine dair illaki o gün operasyon sırasında binayı uzaktan gören yerlerde ilgili Amerikan ajanı, İsrail ajanı veya onlarla işbirliği halinde olan diğer ajanların kayda aldıkları bir ortam mevcuttur. Bakıyor ki İran bizim istediğimiz dışında hareket etmeye başlıyor. O zaman biz de kamuoyuna bu yeni görüntüler adı altında bu görüntüle servis ettiklerini görürüz. O yüzden de İran bu anlamda köşeye sıkıştırılmıştır. Ne denilirse onu yapmak zorundadır. Hani daha da fazla uzatmamak adına kimlerin tedbir alması gerektiğini, ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın ciddi anlamda sağlık personeline incelemesini ve istihbarat çalışmalarını yapmaları gerektiğini söylemiş olalım. Bu konular hiçbiri yabana atılacak olan konular değil. Daha da fazla uzatmamak için bugünkü programımızı burada toparlayalım. Bizi izlemeye devam edin.